Esselamun aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarak da yeni gelecek hikayelerden haberdar olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Arabaya biner binmez yola koyulmuştuk. Direkt olarak amcasının evine doğru gidiyorduk ama boynumda inanılmaz bir acı başladı. Boynumu tuttuğumu fark ettiğinde "Bir şey mi oldu kardeşim?" diyerek soruyordu İlyas. Evet, boynumda inanılmaz derecede bir acı hissediyorum. Akruf ise durumun vahimiyetinden bahsediyordu. Büyük ihtimalle yediğin yemeklerin içinde tılsımlar vardı. Bu yüzden onların kanından birinin yaptığı tılsım vücudunda ne kadar bozulsa da tekrar işliyor. Bu yüzden İlyas tekrar kendi kanıyla büyüyü bozma işlemini yapmalı diyordu. İlyas'a doğru döndüğümde kenara çekmesini söyledim. Hemen kardeşim diyerek bir kenara çekmiş, arabada inip direkt olarak benim yanıma geliyordu. Kapıyı açtığında boynumda inanılmaz derecede kabardığını gördü yaraların. Daha sonrasında ise parmağıyla dokunmaya çalıştığında inanılmaz bir acı çekerek kendimi geriye doğru atmıştım. İyi misin kardeşim? Bu hayra alamet bir şey değil. Boynundaki şeyler gerçekten garip bir hal alıyor diyordu. Anlıyorum diyerek ayağa kalktım. Arabadan çıktığımda ise direkt olarak Akruf'un anlattıklarını ona anlatmıştım. Tamam kardeşim, olur tabii. Kendi kanım gerekiyorsa direkt olarak keseyim elimi dedi. Yaralarının üstüne doğru bıçağı getirdi. Direkt olarak avucunun içindeki vitrinden oluşan yaralara tekrar kesik atmış, akan kanların iki tarafından da boynuma sürüyordu kanını. Daha sonrasında aynı evde yaptığı ritüeli yapar gibi okumaya başladı. Tansiyonum düşer gibi olduğum yerde yalpalayarak arabaya doğru sırtımı vurdum. Daha sonrasında direkt olarak yere yığılmıştım. İyi misin kardeşim diyerek söyleniyordu ama konuşamıyordum. Sanki o kullandıkları mühre değil, tekrar boğazımda canlanıyor gibiydi. Akruf zihnimden seslenmeye başladı. Merak etme, onun orada ailesinden hiç kimse kalmadı. Şu anda Rahmani olan cinler, Kur'an-ı Kerim'deki kısası kısası uygulayarak onlara gerekli cezayı veriyor diyordu. Bu beni mutlu eden bir haberdi ama vücudumdaki ateş hissi daha da yükseliyordu. Boynumdaki bıçak batmaları sanki dilimi koparmaya başlıyor gibiydi. Yardım et diyerek direkt olarak İlyas'ın yakasını yapıştım. Gözümün kanlandığını söylüyorlardı. Ne olduğunu anlayamıyorum ama bu normal bir şey değildi. Mühre dilden daha ötesi yapılmış gibiydi. Büyük ihtimalle ailem senin yediğin yemeklere bir şey katmış olmalı. Onları çıkarman gerekiyor diyerek istifra etmemi söyledi. Söylediği gibi yapacaktım ama kolumu oynatacak halim yoktu. Beni yolun kenarına getirdiğinde söylediği şeyi yapmış, gerçekten de yediğim yemeklerin içinde kağıtlar varmış küçük. Onları çıkardıktan sonra rahatlamıştım. Boynumdaki kabarıklıklar ise gittikçe ateşi sönüyor, kendime gelmeye başlıyordum. Beni kaldırdıktan sonra arabanın arkasında bulunan suyu çıkarıp elimi yüzümü yıkadı. Daha sonrasında ise yerdeki toprağa yüz sürerek "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Her türlü belanın gidericisi olan, bize gönderdiğin Kur'an-ı Kerim için binlerce kez şükürler olsun" diye bağırdıktan sonra tekrar araca biniyordum. İlyas iyi misin kardeşim diyerek soruyor, boynuma doğru hafifçe dokunduktan sonra iyiyim kardeşim iyiyim. Sadece uzun zaman sonra ilk defa bir boyunluksuz olarak dışarıda duruyorum. Biraz garip geliyor diyerek boynumdaki o yaralara parmak uçlarımla dokunuyordum. Gerçekten kabarıklıklar gittikçe çoğalmış, hatta devasa şekilde şişmeye başlamıştı. Amcanların evi uzak mı diyerek soruyordum İlyas'a. İlyas hafifçe başını sallayarak aslında bayığı var ama hızlı bir biçimde gideceğiz. Ama şunu unutma, gittiğimizde bizi bekliyor olacaklar. Çünkü kabileler arasındaki abis cinler arasında da iletişim vardır. Amcamdan değil de en çok yengemden korkmamız gerekiyor. Adı Hatice. Oldukça yüksek seviye bir büyücü. Yaklaşık 20 kadar hüddam öldürdüğü söylenir. Daha doğrusu onların aklını çeliyor, evlenme yoluyla yaklaştıktan sonra onları öldürüyor. Tam bir karadul diyebiliriz aslında. Örümcek gibi yaklaşır, hiç beklemediğin anda seni öldürebilir. Tatlı ve güzel bir dili vardır. Her zaman İslamiyet'le ilgili konuştuktan sonra insanları kandırma yolunda ilerler. Senin karşında da tövbe etmeye çalışır veyahut seni kandırmaya çalışırsa mutlaka ona kanma. Dikkatli ol kardeşim diyordu. Allah razı olsun senden. Yaptığın bu iyilikleri gerçekten ödeyemem ama Rabbim ettiğin tövbeleri kabul eder inşallah. Ne de olsa hiçbir şekilde büyüye bulaşmadın, kanın tertemiz diyordum. İlyas bu söylediklerimden sonra biraz da dertli bir şekilde bana bakarak "Kardeşim en çok ne istiyorum biliyor musun?" dedi. Dinler gözlerle ona bakıyordum. "Aslında bu işler bittikten sonra seninle bir camiye gidip rahat bir şekilde namaz kılmak. Cuma namazına gitmeyi o kadar çok istiyorum ki.
Kalbime Allah sevgisi çoktan düşmüştü. Bir şifremiz vardı yine. Buraya taşımadan önce hani sana bahsetmiştim, sürekli yer değiştiriyoruz. Orada cami gözüküyordu köyün. Sürekli olarak ezan okunduğunda gizli gizli odamdan pencereyi açar, ezanın büyüleyici sesini dinlerdim. Annemler Müslümanların cuma gününden bahseder. Bizim ise kafir cin dostlarımız olan cinlerin pazar günüydü, kutsal günü. O yüzden her zaman cuma namazına gitmek isterim dedim. Elini omzuna doğru attıktan sonra, merak etme kardeşim. Önce bu işi bitireceğiz. Daha sonra seninle önümüzdeki cuma beraber saf tutarak cuma namazını kılacağız inşallah. Beraber hutbeyi dinlemeyi Rabbim nasip etsin dedikten sonra inşallah kardeşim demiş yola devam ediyorduk. Yola devam ediyorduk etmesine ama birkaç kilometre gittikten sonra 5 tane yaşlı insanın önümüzde durduğunu gördük. Bunlar büyük ihtimalle akrufuna ver verdiği babamın dostu olan hüdamlardı. Arabayı durdurup aşağıya indiğimizde direkt olarak İlyas'a doğru Rahmani cinleri saldırtmak için tılsımlar okuyorlardı. Durun hocalar diyerek önlerine geçtim. Hüddam Elbin Tamer'in oğlu hemen arkamıza geç ve bu iblisin yanından uzaklaş. Artık seni alıkoyamayacak. Canını burada alacağız diyordu. Hayır, sakin olun diyerek tekrar önlerine doğru geçip beni dinlemelerini söyledim. Şaşkın bir şekilde bir İlyas'a bir bana bakıyorlardı. Durumu izah eder şekilde en başından beri anlattığımda hepsi aynı ağızdan İlyas'a bakarak maşallah maşallah Allah'ın hikmeti üzerine olsun diyerek yanlarına çağırdı. İlyas hocaların suratlarına baktıktan sonra daha önce hiç yapmadım ama bir acemilik yaparsam kusura bakmayın diyerek ellerini öpüp alnına koyuyordu. Hepsi mutlu yüzleri gülüyordu. Şimdi nereye gidiyorsunuz diyerek sormuşlardı. Akruf bunun haberini verememiş büyük ihtimalle. Durumu izah ettiğimizde siz devam edin. Biz orada olacağız. Ne olursa olsun yanındayız. Sen babandan bize kalan bir emanet, boynunda o geçmişin hatırasını taşıyan bir çocuksun ama ne olursa olsun her zaman yanındayız diyordu. Söyledikleri gibi bana güvence vermiş, tekrar İlyas'la beraber araca dönmüştük. Hızlı bir şekilde sürmeye başladığında hocalar Rahmani cinlerin etrafında kaybolur şekilde ormana doğru yürüdü. Ne yapacaklarını bilmiyorum ama onlara çok güveniyordum. Ne de olsa babamın dostları her zaman hüdamlık ilminde Allah Celle Celaluhu'nun yolunda yürüyen insanlardı. Uzun bir yolculuktan sonra sonunda yine çiftlik tarzında çok evin olmadığı arazinin üstünde bir yapıya doğru gidiyorduk. Etraf yine ahıllarla dolu, tekrar bina üst üste şekilde yapılmıştı. Işıklar yanıyordu ama normal ışıklar değil bunlar. Habis cinleri çağırmak için mumların bazı üzerlerine koyulan otlar sayesinde yapılan, daha sonrasında cinler aleminden çağrılan habisleri daha da güçlü kılmak için duvarlara kanlar sürülürdü. Evin rengi her neyse bilmiyordum ama artık sadece kara bulanmıştı. İlyas'a doğru baktığımda ise bu gördüğün duvardaki bütün kanlar domuz kanı. Büyük ihtimalle hazırlık yapılmış büyük tılsımlarda. Hüddamlar buraya girmeye çalıştığında başları belaya girecek. Çok fazla tuzak var. Bunu kanımda hissedebiliyorum. Bu mührü ben de taşıyorum diyerek göğsünün yan tarafını açtı. Tam omzunun üstüne doğru büyük bir çizgi. Çizgilerin üzerinde ise değişik semboller. Bu sizin tarikatınızı mı sembolize ediyor? Evet diyerek başını salladı. Daha sonrasında ise elinin arkasını göstererek bu kan bende olduğu sürece her zaman içimde geziyor. Bakar mısın şuna diyerek içindeki habiscinin kanında gezişini bana gösteriyordu. Ama bu sana zarar veremiyor mu? Yani ele geçiremiyor mu senin lisan diyerek sorduğunda hayır bunu yapamaz. Büyü işlemlerini yapmadıktan sonra hiçbir şekilde bana tesir edemez veyahut engel olamaz. Yukarıya çıktığımızda unutma ki birçok tuzakla sen de karşılaşacaksın. Söylediğim gibi yengeme dikkat et. Hüddamlık ilminde ileri bir seviye değilsen ne olursa olsun gitmeyelim ve diğer hüddamları bekleyelim. Sana güveniyorum ama seni de orada kaybetmek istemiyorum kardeşim diyordu. Bu sırada sol gözüme doğru baktığını anlamıştım. Akruf kendini belli eder şekilde konuşmaya devam etti. Orada olan her şeyi öğrendiler mi? Hayır, hepsini öğrenemezler. Sadece orada bir hüddamın olduğunun haberini almışlardır ama tek bildikleri bu. O zaman onu sana esir almışsın gibi götür. Tamam diyerek başını sallamaya başladı İlyas. Mantıklı bir fikir Akruf. Senin dediğin gibi olacak diyordu. Yukarıya doğru taşlı, engebeli yoldan çıkmaya başlamıştı. Koca devasa bir konağa benzeyen yapının büyük bir kapısı vardı. Kapının üstünde her zamanki gibi cinlenmiş hanelere yapılan büyük bir M harfi Mecnun'u işaret ediyordu. Aşağıya inip kapıya doğru yürümeye başladı. Beni ensemden tuttu bir anda
Merak etme kardeşim, tutsağım gibi davran, elin kolun kilitliymiş gibi devam et diyordu. Elindeki habis cine emreder şekilde, sözümden çıkarsan seni yangınların en büyüğüne atarım. Unutma ki artık ben bir büyücü değil, tamamen Müslümanlık yolunda ilerleyen bir adamım. Kur'an-ı Kerim'deki öyle bir tılsımları okurum ki, artık senin soyuna bile lanet gelir diyordu. Habis cin söylediği gibi elimi ayağımı sarar şekilde siyahlıklar oluşturmaya başladı. Sanki bir kelepçe takarcısına bileğimi iyice dolanmıştı. İçeriye doğru gitmeye başladığında kapı büyük bir gürültüyle açılmaya başladı. Kapı açılıyordu açılmasına ama. Kapı açılır açılmaz arkasında düzü nelerce ordu gibi habis cinle dolu 3 kişi bana doğru bakıyordu. Bunlar büyük ihtimalle İlyas'ın amcası, daha sonrasında yengesi ve kuzeni olmalıydı. Kuzeni birkaç adım öne doğru attıktan sonra bağırmaya başladı İlyas'a. Kuzen, gerçekten bize böyle bir hediye mi getirdin? Ama diğerleri nerede? Eda, Samet, Harun amca nerede diyerek sorduğunda yüzünü aşağıya doğru eğerek bu kansız herif beni oyuncak gibi oynatarak tılsımladı. Daha sonrasında ailemi cinleriyle katletti diyordu. Boynuma doğru tutarak bakın işte tekrar dil mührünü yaptım. Artık konuşamaz bu hüzdan parçası diyerek beni aşağıya doğru çelme takarak yere fırlattı. Daha sonrasında karnıma sert sert tekmeler atarak senden öcümü öyle bir alacağım ki ruhunda gezen her cin için bana lanet okuyacaksın diyerek suratıma tükürdü. Kuzeni yanına doğru gelerek İlyas'a sarıldı. Biz zannetmiştik ki dedi. Ne zannetmiştiniz diyerek başını salladığında seni de kaybettiğimizi. Buraya sadece bu hüddamın geldiği bilgisi geldi bize. Hepimizi katletmek için geldiğini zannediyorduk ama anlaşılan kuzenim kurtulup bu hüddama cezasını bildirmiş. Söylediği gibi amcası yanımıza doğru geliyordu. İlyas amca diyerek boynunu aşağı doğru eğdikten sonra ellerini birleştirip saygı gösterir gibi hazır ola geçmişti. Amcası İlyas'ın ensesini okşadıktan sonra ''Görüyor musun karıcığım? Yeğenimiz bize ne getirmiş? Artık bu kabilenin lideri benim. Kardeşimin ölmesine üzüldüm tabii ki ama tarikatımız ilerlemeli. Her zaman yeni müritler bulmalı, şeytana tapmak için her zaman kanımızı vermeliyiz.'' diyordu. Söylediği gibi de olacaktı. Etrafımı saran habis cinler beni sanki kefenlemeye başlıyordu. Üzerimde inanılmaz bir baskı hissederken zihnimden direkt Akruf'a seslenmek istedim. ''Akruf neler oluyor? Beni kurtarman gerekiyor, canım acıyor.'' dediğimde ''Sabret.'' diyordu. İlyas'ın bir planı var ve onu uyacağız demesiyle acılara dayanır şekilde ağlamaya başlamıştım. Ağlar ve zayıf şekilde görünürsem beni daha rahat bırakacaklar ve üzerimde baskı kurmayacaklardı. İlyas'ı içeriye doğru götürmeye başladıklarında bana dönüp oğluna doğru bağırdı. ''Bu iti de ayaklarından tutup içeriye getir.'' Söylediği gibi yapacaktı ama aynı İlyas'ın gibi elinin üstünde bir mühür vardı. Daha sonrasında direkt olarak ayaklarımdaki habis ruhu tutarcasına siyahlığı tuttu, beni içeriye çekiyordu. Diğer hüddamlar burada mıydı acaba? Direkt olarak gelip müdahale ettiklerinde İlyas'ı zor durumda bırakabilirlerdi. Beni içeri aldıktan sonra iblise benzer bir yapının, daha doğrusu puta benzer bir taşın önüne getirdiler. Etrafta kanlar akıyordu. Büyük ihtimalle domuz kanıydı bu. Sürekli olarak kendini inilercesine şelale tarzında iblisin keçinin boynuzlarından aşağıya akıyordu. İlyas oraya doğru parmaklarını dokundurduktan sonra yüzünden aşağıya doğru bir çizgi çekti. Hristiyanmış gibi Hristiyan amblemini yaptı. Hristiyanmış gibi konuşuyor, bazı İncil'den sözcükler söylüyordu. Direkt olarak amcası da aynı şekilde kana doğru ilerek parmaklarını batırıp aynısını yaptı. Eşi ve kuzeni de. Bana doğru geldiklerinde domuz kanını suratıma süreceğini gördüğümde hayır şeklinde başımı salladım ama bunu yapmak zorundaymış gibiydi. Artık yeter diyerek Akruf'a sesleniyordum. Bir anda ellerimdeki bağlar yanarcasına yok olmaya başladı. Amcası şaşırmış şekilde öne doğru çıkmış, daha sonrasında yengesi. Ayaklarımın üzerine bile basmadan bedenim direkt olarak dikilmişti. Bu nasıl olabilir, bu çocuk bunu nasıl yapar diyerek şaşkın şekilde birbirlerine bakıyorlardı ama üzerimdeki şeyler zaten sürüklenmeden yırtılmıştı. Arkada tarafta duran habis cinler bağırmaya başladı. Hüddamın sırtında Bertus tılsımı var. Büyük ihtimalle bir cinle birlikte. Bir cin lideri olabilir çünkü. Bertus tılsımının sonundaki kancalar bir kabileyi gösteriyor dediğinde Akruf iki elimi de havaya doğru kaldırıyordu. Avuçlarımın içinde yanan mühürleri artık boş vermiştim. Yüzüme odamız kanını sürmeye çalışan, bu iblisin soyundan gelmiş
Ademoğullarına gerekli gücü gösterecektim. Tılsımları okumaya başladığımda her birinin önünde direkt olarak abis cinler beliriyor, okunan tılsımlarla üst üste çıkarak engel olmaya çalışıyorlardı. İlyas'ı öne doğru atarak amcası "bunu öldür" diyerek cebinden çıkardığı bir bıçağı ona doğru fırlattı. Bıçak taşlı toprağın üzerine doğru düşmüş önünde duruyordu İlyas'ın. İlyas bıçağı aldı. Hiçbir şeyi belli etmeden direkt olarak bana doğru yaklaşır şekilde adım atıyordu. Sesli bir biçimde bir şeyler okuyor, sanki elim ayağım kilitleniyormuş gibi Akruf elimi ayağımı döndürerek kilitlemeye başladı. "Ne yapıyorsun Akruf? Gerçekten bizi öldürecek misin?" diyerek sorduğumda "merak etme, planını uygula" diyordu. Çok güveniyordu İlyas'a. İlk başlarda sadece ben güvenirdim İlyas'a ama Akruf'un temkinliği gitmiş, İlyas'a tamamen güveniyordu. İlyas kulağıma doğru eğilerek "şimdi sana doğru bağırmaya başlayacak ve bıçağı saplamaya çalışacağım. Bu sırada beni hızlı bir şekilde geriye it Akruf. Bütün gücünü kullan, normal bir insanın fiziki gücü olmasın" diyordu. Söylediği gibi yapıyorduk. Tam bıçağı bana doğru sokacakken Akruf lisanımdan öte vücudumu ele geçirmişti. Direkt olarak göğsüne doğru vurduğunda arkaya doğru uçar şekilde İlyas geriye doğru gitmeye başladı. Amcası onu tutmak için arkasına geçecekti ki İlyas bir anda bıçağı boynuna doğru saplamıştı. Yengesi ve kuzeni şaşırmış bir biçimde ona bakıyordu ki yengesi Hatice'nin gözleri simsiyah bir karanlığa boğulmaya başladı. Öyle bir çığlık atıyordu ki sanki kulak zarım parçalanıyor. Kulaklarımı tutarak yere doğru yığılmamam meselesiydi. Zar zor toparlamaya çalışıyordum ama ses resmen desibelin o kadar üstündeydi ki neredeyse sonik bir patlama yaratıyordu. Kulaklarımı tıkayarak ne kadar korumaya çalışsam da etraftaki habis cinler bile bu sesten rahatsız olmuş, etrafa kaçışmaya başlamışlardı. Bu sırada dışarıdan sesler geliyordu. Bu Kur'an-ı Kerim'in eşsiz ayetleriydi. Kapı büyük bir sesle yıkılmaya başladı. Rahmani cinlerin enerjisini o kadar güçlü hissediyordum ki kanımdaki bütün her şey tekrar yenileniyor gibi. İçeriye girdiklerinde direkt olarak bana doğru koşmaya başladılar. Bunlar babamın dostu olan Hüdamlar ve Rahmani cin kabileleriydi. Akruf kabilesiyle beraber birleşir tarzda arkama dizildiğinde öne doğru adım atmaya başladım. Hatice denilen o kadın o kadar şerli ve o kadar cesur görünüyordu ki sanki bu kadar Hüdam'ın karşısında hiçbir şey olmamış gibi yüksek kahkahalar atıyordu. İlyas bir anda garip davranmaya başladı. Sanki benim kontrolümde yapıyormuş gibi. Şimdi anlıyordum İlyas'ın kusursuz planını. Çok zekiceydi. Ben onu geriye ittiğimde kendi arzusuyla öldürmüştü amcasını ama sanki ben onu kuklacı kullanıyormuşum gibi garip garip davranıyordu. Mızmızlanır şekilde başını öne doğru atmış, vücudunu hafifçe sallayarak benim kontrolümdeymişim gibi davranmaya devam ediyordu. Ellerimi kaldırıp Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuduğumda Hatice yengesine doğru döndü. Ona doğru adımlar atıyordu ki yengesi kahkahasını kesip direkt olarak alnına doğru elini koyup elinden bıçağı alıp attı. "Kendine geliyorsun hemen İlyas. Sen bu ailenin bir ferdisin ve bir büyücüsün. Hüddam'ın etkisinde nasıl kalırsın?" diyerek sert bir tokat attı. İlyas sanki kendine gelircesine başını salladı. "Yenge, ben onu bıçaklayacaktım, ne oldu?" diyerek sorduğunda elindeki amcasının kanlarını gördü. "Ama bu kanlar nereden geldi? O sapasağlam." dediğinde kuzeni ağlar bir şekilde "babamı öldürdün çünkü seni şerefsiz" diyerek bağırıyordu. "Ama ben öyle bir şey yapmadım Yasin" diyerek onun gösterdiği parmağa doğru baktığında amcası yerde boğazı kesik şekilde duruyordu. "Hayır" diyerek saçlarını yoluyor, gerçekten harika bir oyun gösteriyordu. Dizini dövüyor, daha sonrasında bana bakarak "seni şerefsiz adi" diyerek yerdeki bıçağı aldı. Direkt olarak öne doğru koşar şekilde bir anda yan tarafında duran kuzeninin de boğazına saplamıştı. Artık Hatice yengesi anlamış, onun oyun oynadığını biliyordu. "Şerefsiz herif, sen demek ki Hüdamlara çalışıyorsun" diyerek içindeki habis cinleri kusar şekilde ağzını açtı. Vücudundan yüzlerce habis cin çıkıyordu. "Bu kadın ne böyle? Gerçekten beni uyardığı gibi en şerlilerden biri olmalı. Bu büyücülük namını en üstlerinden. Hatta yanımda duran ehli Hüdamlar bile birbirlerinin suratına baktığında bir insan nasıl olur da bu kadar habis cini vücudunda biriktirir diyerek şaşkın bir şekilde dona kalmışlardı. Hatice öne doğru adım atmaya başladığında konağın etrafında ne kadar habis cin varsa onun önüne doğru yığılıyordu. Hüddamlar Rahman cinleri kullanır şekilde
Bir anda oldukları yere bağdaş kurup Kur'an-ı Kerim okudular. Her Kur'an-ı Kerim okunuşunda Rahman-ı Cinler daha fazla bir cinlere doğru yaklaşıyordu. Hatice direkt olarak tırnaklarını kullanarak koluna bir kesik attı. Akan kanları avucuna doldurduktan sonra içer gibi ağzına dolduruyordu. Daha sonrasında dilini dışarıya doğru çıkararak damlayan kanlarla beraber ''İllas unuttuğum bir şey var, biz bu klanın üst mertebeleriyiz ve sen de bize itaat etmek zorunda olan bir kölesin.'' diyordu. Daha büyü yapmadığını biliyoruz zaten. Hiçbir zamanda yapacağına inanmıyorduk. Unutma ki büyü yapmayan bir insan önümüzde sadece aciz bir şekilde eğilir. Okuduğu tılsımlarla resmen İlyas'ı büküp kırıyordu. Kolları o kadar fazla dönmeye başladı ki İlyas'ın büyük ihtimalle birkaç saniye sonra bütün vücudu paramparça olacak şekilde kırılacaktı. Öne doğru koşup ona doğru gitmek istediğimde habis cinler bana saldırmaya çalışıyordu ki. Akruf ve kabilesi direkt olarak beni sarar şekilde onlardan koruyordu. İlyas'ın önüne doğru geçtiğimde Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. Ben Kur'an-ı Kerim okudukça İlyas rahatlıyor, daha da nefes alabiliyordu. Hüddamlar okumalarını arttırdı, Rahmani olanlar da etrafımı sarıyordu Akruf'la beraber. Akruf'un kabilesi gerçekten çok güçlüydü. İlyas'ı direkt olarak kucakladıktan sonra arkayı hüddamların yanına doğru götürüyordum. Bu sırada Hatice'nin kahkahaları tekrar, gecenin karanlığını aydınlatır gibi o kadar çok yüksek çıkıyordu ki evin kapısı açıldı. İçeriden birçok insan çıkıyordu. Çıkıyordu çıkmasına ama direkt olarak önümüze doğru gelmiyorlardı. Hepsinin boynunda haç işareti ve daha sonrasında İlyas'ın bana gösterdiği göğsünün sol tarafında bulunan tarikatın işareti vardı. Bu kolyelerle beraber inenlerin hepsi ellerinde de birer küçük kitap bulunuyordu. Kitapların bazıları kırmızı, bazıları ise siyahtı. Hatice denen o kadının arkasına doğru dizildiklerinde hepsi aynı anda bir şeyler okumaya başladı. Yer titriyordu resmen. Habis cinlerin hepsi birbirinin üstüne çıkar şekilde bir oluşuma giriyor gibilerdi. Hayır, bu daha farklı. Hüdamlardan biri bana doğru seslendi. Hemen arkamıza geç ve saklan diyordu. Neler oluyor hocam diye sorduğumda Babil'in eski komutanlarından birini çağırıyorlar. Büyük ihtimalle klanıyla anlaşma yapmış, onların koruyucusu olarak buraya gelecek. Çağırdıkları cin çok güçlü. Ona bütün kabilelerce el koymalıyız veyahut mühürlemeliyiz diyorlardı. Bunu nasıl yapacağız hocam diye sorduğunda merak etme. Allah Celle Celaluhu her zaman onun yolunda gidenlerledir. Bu yüzden kalbinde herhangi bir şekilde korku olmasın evlat diyerek hepsi Kur'an-ı Kerim'de bulunan ve gizli batini ilk yönünde olan tasımları okuyordu. Rahmani olanların hiçbiri korkmuyor. Hepsi sıkı sıkı saf tutar şekilde savaşmaya hazır bir biçimde bekliyordu. Kolyelilerin hepsi yüzünü açmaya başladığında çoğunun yüzü parçalanmış, bazılarının yüzünde büyük yaralar vardı. Büyük ihtimalle kendilerini cinlere teslim eden bu insanlar büyük yaralar alıyor, onların eğlencesi yüzünden yüzlerinde büyük izler bırakıyorlardı. Hatice büyük bir sesle bağırmaya başladı. Gök Tanrı'ya inanmıyoruz. Belki de lanetli şeytana inanıyoruz ama Mişu ortaya çık ve bu Müslüman parçalarını yok et diyordu. Bunu söylemesiyle beraber o insanların hepsi bir anda ellerine bıçakları aldılar. Sıralı bir şekilde boğazlarını inanılmaz bir hızla kesik atarak kendilerini infaz eder gibi öldürmeye başladılar. Bu bir toplu katliam gibiydi. İntihar ettiklerini kendi iradeleriyle mi yapıyorlardı yoksa Mişu denilen cin yüzünden mi? Hepsi üst üste şekilde yere düşmüştü. Boğazlarından akan kan inanılmaz bir kan gölüne çevirmişti ortalığı. Daha sonrasında Hatice denilen o kadın üstündeki her şeyi çıkardıktan sonra yerdeki kanlara bulanır şekilde yuvarlanmaya başladı. Dizlerinin üstünde o kan gölünün içinde ağzını yukarıya doğru açtıktan sonra tekrar o çığlığı atıyordu. İnanılmaz bir ses. Bir insan nasıl olur da böyle bağırabilir ki diye düşündüğümde vücudunda sızıntı şekilde siyahlıklar gördüm. Ağzından, burun deliklerinden hatta göz küresinin içinden her yerden siyahlıklar önüne doğru bir silüet oluşturuyordu. O kadar normal bir insana benzeyen bu silüet normal bir şekilde bize doğru yürümeye başladı. Rahmani olan cinlere doğru yaklaştığında onlara saldırmak istedi ama bu mümkün değildi. Çünkü hüddamlar tılsımın en büyüklerinden birini okuyordu. Bu rukya ayetlerinden daha da etkileyici olarak cinler üzerinde yakıcılığı kesindi.
Bu tasviri babam yapmıştı. Defterlerinde de okumuştum. Mishu denilen o cin sanki elleri kolları bağlanır şekilde bir anda geriye doğru çekiliyordu. Hatice de şaşırmış, eline aldığı siyah kitaptan bir şeyler okumaya çalışıyordu ama Kur'an-ı Kerim'in eşsiz gücü karşısında bu iki habisli de hiçbir şey yapamazdı. Allah Celle Celaluhu'nun gücünü tamamen hissedeceklerdi. Bu sırada İlyas'a iyi misin diyerek bir şey sormak için arkama doğru dönmüştüm ki İlyas ortada yoktu. İlyas neredesin diyerek etrafıma bakınıyordum. Gözüm bir anda arka tarafa doğru ilişti. Çalılıkların arkasında kendini gizlemiş şekilde Hatice'nin arkasına geçmişti. Mishu denilen cine doğru Akruf'un ordusuyla beraber ilerlemesi başlamıştı. Kabileler arasında inanılmaz bir enerji yoğunluğu olduğundan insanlar da bundan etkileniyordu doğal olarak. Burunlarımızdan ve yahut kulaklarımızdan kan geliyordu. Bazı üddam hocalarına hiçbir şey olmuyordu. Bunlar ilim sayesinde olan yüksek seviyedeki enerjilere dayanabilen bedenlerdi. Gerçekten Mishu onlara komutanlık ediyor, direkt olarak habis cinler bize doğru saldırmaya başlamıştı. Akruf ve ordusu buna karşı koyarken bir anda arka taraftan koşar bir şekilde gelerek İlyas Hatice'nin boynunu kesmişti. Bunu yapar yapmaz Mishu sanki bir kara deliğe çekilir gibi Hatice'nin ağzından içeriye doğru çekiliyordu. Rahmani cinler, Mishu denilen o Babil komutanının yok olduğunu gördüğünde direkt olarak üstlerine doğru çullandılar. Bütün habis cinler kaçmaya çalışsa da Rahmani cinler birçoğunu katletmişti. Müddamlar ayağa kalktı. Hep beraber Hatice'nin cesedine doğru ilerliyorduk ki Hatice son anda yüzünde güler bir ifadeyle can veriyordu. Can çekişirken bile gülmesini anlamlandıramıyorduk ama bir anda boynumda inanılmaz acılar hissederek bağırmaya başladım. Resmen boğazım kesiliyordu. Ağzımdan kanlar gelmeye başladı, yere doğru yığıldım. Ne olduğunu kimse anlayamıyordu, yardım etmeye çalışsa da hiçbir şey olmuyordu. Sanki kendi kanımda boğulur gibi yerde debelenmeye başlamıştım. İlyas yanıma doğru koşup direkt olarak bana baktığında kahretsin, bu tılsımı hiçbir şekilde amcam yapmamış. Yapan Hatice engelmiş dediğinde o yüzden gülüyormuş demek ki. Okuduğu şeylerden bazıları büyük ihtimalle bana da etki edebilecek büyük tılsımlardı. Ağzımdan gelen kanı bile durduramıyorduk. Boğazımda çizilmiş olan mühürler resmen yarık şekilde açılıyor, oradan da kanlar geliyordu. İlyas bir şey düşünmeliyim diyerek sürekli olarak başına yumruk atar şekilde ellerini vurmaya başladı. Bir türlü aklına bir şey gelmiyordu. Gözlerim iyice kararmaya başlamıştı. Buldum diyerek direkt olarak yerde bulunan Hatice'nin kanını alıp direkt olarak boynuma sürmeye başladı. Büyü yapanın kanı. Kanından olan birinin değil de sadece kendi saf kanı. Tekrar tılsımları okumaya başladığında derin bir nefes çekmeye başladım. Sonunda nefes alabiliyordum, akan kanlar da durmuştu. Direkt olarak üstündeki gömleği çıkarıp boynuma doğru sarmaya başladı. Kanlar duruyor, lütfen burada bekleyin diyerek içeriye doğru koştu. Hüddam hocaları iki taraftan boynuma bastırıyor, kanın akmaması için önem göstermeye çalışıyorlardı. İçeriye koşar koşması İlyas elinde bir çantayla geldi. Herkes ona bu çanta ne diyerek sorduğunda ilk yardım çantası. Artık tılsımla veya büyüyle işimiz yok. Allah için dua edin hocalarım diyor. Direkt olarak çıkardığı bezlerle kanımı temizliyordu. Daha sonrasında bitti kardeşim dayan. Beraber cuma namazı kılacağız bak. Sakın ölme diyerek ağlamaya başlamıştı. Kolundan tuttum. Hatırladığım son cümlelerim şunlardı. Ne olursa olsun kardeşimsin. Aynı kandan olmasak da belki de zıt kutuplardan kardeş olduk. Ama kalbinde Allah korkusu olduğunu biliyorum. Kendine iyi bak dediğimde gözlerim artık kapanmıştı. Öldüğümü zannediyordum belki de. Gözlerimi açtığımda etrafta sürekli olarak kalp atışlarını söyleyen makinenin sesini duyuyordum. Daha sonrasında parmağıma baktığımda bir cihaz bağlanmış, üzerimde de birçok cihazın uzantıları vardı. Neredeyim ben diyerek mızmızlanırken camın arkasından bana doğru bakan İlyas'ı ve diğer hocaları gördüm. Bu yanda Allah'a şükürler olsun ki diye bağırıyorlardı. Doktor içeriye girip bütün aletlere bakarak sapasağlamsın genç. Nasıl oldu atlattın ama yaşayacak ömrün varmış he. Verilmiş sadakan var diyerek gitmeden önce bana doğru baktı. Boynundakilerin nasıl olduğunu polislere anlatman gerekiyor. Hocaların biraz bahsetti durumu. Evelallah her şeye inanırım. Merak etme. Senin gibi güçlü gençler olduğu sürece
her zaman İslamiyet yayılacaktır diyordu. Gülümsedikten sonra çıkıp gitti. İçeriye bir saat kadar sonra polisler gelmiş ifademi alıyordu. Durumu anlatmaya başlamıştım. Hatice'si ve eşinin beni kaçırdıktan sonra zulmettiğini, hatta bir ailenin buna sürekli olarak yaptığını İlyas da itiraf eder şekilde konuşmuştu. Daha sonrasında dosya kapandı. Hastaneden çıktıktan sonra ilk cumayı İlyas'la beraber gidiyordu. Caminin önüne geldiğimizde, kardeşim bundan sonra hep omuz omuza inşallah saf tutacak, beraber Allah yolunda yürüyecektik. Cinleri zaten görebiliyor ve ilmi hakim biriydi. Ben hocalarımın yanında bu ilmi daha üst seviyeye çıkarırken hüddamlığın ilk basamaklarında yavaş yavaş çıkıyordu İlyas. O günden sonra her zaman beraber olduk kardeşimle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin. Sofralarımıza bol rızk, şifa bekleyen dostlarımıza şifa versin inşallah. Allah'a emanet olun. Esen kalın dostlarım.